Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüm dünyada kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Çanakkale Valiliği Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygıdeğer misafirler, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları ve kıymetli meslektaşlarım. 7-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak olan Karayolu Trafik Haftası açılış törenimize hoş geldinizler. Hepinize saygılar sunarım. Polis evinde düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası açılış programına Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, Belediye Başkan Vekili Ali Sürücü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Çanakkale Şoför ve Otomobilciler Odası temsilcileri, trafik görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Armağan Şen, trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi. İnsanların toplu olarak yaşamaları sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorunların en önemlilerinden birisi de trafik sorunudur. Sorun tüm toplumu ilgilendirdiğinden çözüm de tüm toplumun katkısıyla olacaktır. Bu amaçla her ferdin, her kurum ve kuruluşun ayrı ayrı katkıları gerekmektedir. Tescilli araç sayısının 202.679'a ulaştığı ilimizde vatandaşlarımızın öncelikle kendi can güvenliklerini düşünerek trafik kurallarına uyması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulamak amacıyla ülke genelinde sürekli yeni projeler geliştirilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı ile 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerin %50 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Ardından konuşan Çanakkale Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliklerinin her yıl geleneksel hale gelerek kutlandığını belirterek, trafiğin hayatın her anının trafik ile bağlantılı olduğunu söyledi. Günümüzün, hatta geçen her anımızın trafikle bağlantılı olduğunu dikkate aldığımızda, rutin olmanın ötesinde bir anlam ifade ettiğini de söylemek istiyorum. Trafiğin sağlıklı ve huzurlu bir günlük hayatın parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bilgiyi bilince dönüştürmeden yaşıyoruz. Bilinçli olmayı da biraz açıklayalım. Bilinçli olmak, o olayın içinde kendi yerimizi bilmektir. Yayayken sürücülere kızıp bağırdığımız oluyor. Sürücüyken yayalara duyarsızlık suçlaması yaptığımız oluyor. Bu bir eğitim eksikliği. Bizim neslimiz bu konuda iyi eğitilmedi. Bunu kabullenmek lazım. Bunun temelinde eğitim var. Yapılan çalışmalar trafik eğitiminin kazaları da, cezaları da azalttığını ortaya koyuyor. İstatistiksel veriler. Hafta ile ilgili konuşmaların ardından yılın trafik görevlileri ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen programda herhangi bir kazaya karışmamış, ceza kesilmemiş ve sürücü belgesi alınmamış olan Faik Karakaş örnek sürücü seçildi. Sürücü Faik Karakaş ödülünü Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir'in elinden aldı. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım amaçlı açılan standları gezdi. Evet.
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri dolayısıyla Trafik Daire Başkanlığı tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı getirilerek emniyet kemerinin nasıl hayat kurtardığı anlatıldı. Simülasyon aracına ilk binenler gazeteciler oldu. Emniyet kemeri nasıldı? Emniyet kemeri nasıl? Emniyet kemerinde güvendesin. Yani takla attığını biliyorsun ama zarar geleceğini düşünmüyorsun. Çıkarınca nasıl oldu? Çıkarınca dünyam döndü ya. Top yardım edin mi? Güzeldi. Emniyet kemerli binince de kemeri çıkarınca biraz sıkıntı oldu. Bir de 103 kiloluk arkadaş üstüme düşünce araba döndüğünde birazcık sıkıntı yaşadım kaburgalarımda. Ama emniyet kemeri muhakkak kullanmak gerekiyormuş. Onu anladım. Güvenliği haftası etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale ilimize Trafik Daire Başkanlığı'ndan emniyet kemeri simülasyon aracını getirdik. Bu simülasyon aracında 5 kilometre devir hızla emniyet kemeri takılmayan araçlar vatandaşlarımızın, sürücü ve yolcularımızın maruz kalabileceği kazaları bir nebze canlandırıyoruz. Örnekte de olduğu üzere aracımız 5 kilometre veya 10 kilometre de dönüyor. Ancak kemerinizi takmazsanız başınıza çok ciddi yaralanmalar ve sakatlanmalar geliyor. Bu aracımız 2 gün boyunca burada tüm Çanakkale halkımızı davet ediyoruz. Gelsinler, emniyet kemerinin önemini, takmanın önemini bizzat uygulayarak görsünler. Hepsini standımıza bekliyoruz. Alkollü araç sürmenin zararlarını anlatmak için de alkol gözlüğüyle test yapıldı. Bagaj. Tamam geldi abi. Sen de dinledin şimdi sen.